Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Wortbildung. Burada arkadaşlar Vorsilbe er ile kelimeyi oluşturmaya geçeceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar er ile başlayan eylemler, bakın sağ üst tarafa yazmışım, Veränderung eines Zustands, yani bir durum değişikliğinde ya da etwas durch eine Handlung erreichen, bir olaya, bir duruma ulaşma neticesinde ele alınabiliyor bu er yapısı. Ne demek istediğimi zaten cümleler içerisinde görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi eröffnen, baktığımızda eröffnen açmak anlamında arkadaşlar. Bu mesela bir mağaza, bir dükkan açmak gibi düşünülebilir. Bakın örnek cümlemize bir soru cümlesi ne diyor? Wann werdet ihr das Geschäft eröffnen? Sorusunu görüyoruz. Dükkanı ne zaman açacaksınız ya da mağazayı ne zaman açacaksınız derken demek ki Wann werdet ihr das Geschäft eröffnen? Sorusunu sormuş oluyoruz. Erröten, bu da arkadaşlar erröten, rot neydi? Kırmızı demekti. Erröten de kızarmak demek. Bakın burada bir durum değişikliği oluyor. Neymiş örnek cümlemiz? Nach dem Duschen errötet seine Haut. Die Haut neydi? Deri, değil mi? Dolayısıyla nach dem Duschen, duştan sonra derisi ne oluyor? Kızarıyor derken nach dem Duschen errötet seine Haut. Deri ya da cilt dersek daha doğru olur, değil mi? Cildi demek ki duştan sonra kızarıyor dediğimizde nach dem Duschen errötet seine Haut, demek ki duştan sonra cildi kızarıyor demiş oluyoruz. Sonraki eylemimize bakalım. Erkälten, eminim bunu da tanıdık geliyordur, değil mi? Erkälten neydi? Üşütmek demekti. Hatta bu refleksif bir durumdu, değil mi? Sich erkälten şeklinde ele alınıyordu. Bakın, letzten Winter haben sich viele Menschen stark erkältet. Geçen kış birçok insan stark erkältet. Stark neydi? Güçlü. Dolayısıyla ağır soğuk algınlığına yakalandılar anlamı doğuyor, değil mi? Erkälten çünkü üşütmek demekti. Ağır üşüttüler demeyiz de ne deriz güzel Türkçe'de? Soğuk algınlığına yakalandılar, değil mi? Ağır soğuk algınlığı demek ki letzten Winter haben sich viele Menschen stark erkältet cümlesinde demek ki burada bunu görmüş oluyoruz. Demek ki böyle bir durum söz konusu, değil mi? Az önceki tanımdan anlaşılacağı üzere. Erschrecken, bu da arkadaşlar erschrecken, bu da sich erschrecken şeklinde refleksif bir fiil. Tabii bunu refleksif fiiller kapsamında çok çok öncesinde görmüştük, değil mi? Sich erschrecken de demek ki korkmak demekmiş. Die Frau hat sich total erschrocken denildiğinde, bu tabii birazcık daha nasıl söylenir bunun için? Hani kitabi bir şey değil de hani sokak jargonunda açıkçası karşımıza çıkan bir şey. Total, çok çok acayip anlamı doğmuş oluyor. Acayip korktu deriz yani konuşma dilinde. Dolayısıyla burada da Die Frau hat sich total erschrocken, kadın çok acayip korktu anlamı doğmuş oluyor. Demek ki erschrecken ne oluyor? Hat erschrocken, hat sich erschrocken şeklinde ele alınıyor. Ve sonrakine baktığımızda erarbeiten, arbeit neydi arkadaşlar? Çalışmak. Erarbeiten cümlenin içerisinde inceleyelim arkadaşlar. Ne diyor? Das Team wird eine perfekte Lösung erarbeiten. Takım mükemmel bir çözüme. Bakın burada erarbeiten olacak, değil mi? Mükemmel bir çözüme ulaşacak anlamı doğmuş oluyor bununla. Tabi arbeiten üzerine çalışmak gibi de düşünülebilir. Ancak burada eine perfekte Lösung, yani mükemmel bir sonuca, mükemmel bir çözüme ulaşacak gibi de düşünülebilir bu cümle. Bu durumda das Team wird eine perfekte Lösung erarbeiten demiş oluyoruz. Dilerseniz bunların üzerinden şöyle bir geçelim arkadaşlar.
Wann werdet ihr das Geschäft eröffnen sorusuna baktığımızda arkadaşlar, demek ki das Geschäft, dükkan, eröffnen de açmak demek. Dükkanı ne zaman açacaksınız dediğimizde demek ki wann werdet ihr das Geschäft eröffnen sorusunu soruyormuşuz. Erröten, bu da rot'tan gelsin aklımıza arkadaşlar. Erröten demek ki kızarmak anlamında. Nach dem Duschen, duştan sonra, errötet seine Haut, onun cildi kızarıyor. Değil mi? Duştan sonra onun cildi kızarıyor dediğimizde demek ki nach dem Duschen errötet seine Haut demiş oluyoruz. Sich erkälten, bakın bu da gene nasıl refleksif bir fiildi, değil mi? Letzten Winter haben sich viele Menschen stark erkältet. Geçen kış birçok insan ağır bir şekilde ne oldu? Soğuk algınlığında yakalandı, değil mi? Anlamı doğmuş oluyor. Erschrecken, bu da sich erschrecken, refleksif bir fiil. Die Frau hat sich total erschrocken, çok korktu, acayip çok korktu anlamına gelen, değil mi? Total yapısını görüyoruz. Die Frau hat sich total erschrocken, demek ki hat erschrocken şeklinde, değil mi? Burada bir perfekt zaman söz konusu. Erarbeiten, evet, bu üzerine çalışmak anlamında arkadaşlar. Başka başka anlamları da olabiliyor. Tabii biz bunu bu cümle içerisinde incelediğimizde das Team wird eine perfekte Lösung erarbeiten, mükemmel bir çözüm bulacaktır anlamı doğmuş oluyor. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann werdet ihr das Geschäft eröffnen? Wann werdet ihr das Geschäft eröffnen? Nach dem Duschen errötet seine Haut. Nach dem Duschen errötet seine Haut. Letzten Winter haben sich viele Menschen stark erkältet. Letzten Winter haben sich viele Menschen stark erkältet. Die Frau hat sich total erschrocken. Die Frau hat sich total erschrocken. Das Team wird eine perfekte Lösung erarbeiten. Das Team wird eine perfekte Lösung erarbeiten. Sıradaki eylemimizle devam edelim arkadaşlar. Erbauen, inşa etmek demek. Cümlemiz ne diyor? Wir haben vor, ein neues Haus zu erbauen. Bakın burada vorhaben, planlamak demek arkadaşlar. Ein neues Haus, yeni bir evi inşa etmek istiyoruz diyecek olursak, bakın burada zu plus infinitif girmiş. Tabi artık C1 seviyesinde olduğumuz için eminim ki bu konuları çoktan halletmişsinizdir, değil mi arkadaşlar? Ama hala böyle soru işareti olan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videolarını izlesinler. Çünkü burada olağan derslerin haricinde bir de intensif dersler var. Mutlaka bu ilgili ders videolarını mutlaka ama mutlaka izleyelim arkadaşlar. Tekrar içinde aslında iyi olacaktır. Demek ki zu erbauen, zu plus infinitifi gerektiriyor. Vorhaben da neymiş arkadaşlar? Planlamak. Bizim planımızda yeni bir ev inşa etmek var demiş oluyoruz, değil mi? Dolayısıyla wir haben vor, ein neues Haus zu erbauen demiş oluyoruz. Erbauen da neymiş arkadaşlar? İnşa etmek demekmiş. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Ersetzen, ersetzen yerine geçmek demek arkadaşlar. Hatta telafi etmek anlamlarına da gelebiliyor. Ancak cümlemiz ne diyor ona bir bakalım. Niemand kann eine Mutter ersetzen. Niemand, hiç kimse bir annenin yerine geçemez, değil mi? Ne kadar haklı, ne kadar doğru bir cümle. Hiç kimse, demek ki niemand, burada können'le ilgili, değil mi? Bir modal fiil, bir cümle görüyoruz. Demek ki ersetzen, yerine geçmek, ve ne yaptık? Niemand kann eine Mutter ersetzen. Hiç kimse bir annenin yerine geçemez demiş oluyoruz. Ve son eylemimiz erfahren. Erfahren arkadaşlar, öğrenmek, lernen. Tabi lernen denildiğinde bir bilimle ilgili bir şey söz gelimi, işte matematik öğreniyoruzdur, müzik öğreniyoruzdur, değil mi? Ancak erfahren, bu da öğrenmek, ancak haberdar olmak gibi değil, o anlama gelmiş oluyor. Haberdar olmak. Ama güzel Türkçe'de tabi biz ne diyoruz? Öğrenmek şeklinde ele alınıyor. Ne demek istediğimi cümle içerisinde bir inceleyelim. Ich habe soeben erfahren, dass ich die Stelle bekommen habe. Ne kadar güzel, mutlu bir haber. Ne diyor arkadaşlar? Soeben,
az önce demin değil mi? Ya da şimdi demin anlamlarına geliyor. Erfahren, öğrendim ki, dass ich die Stelle pozisyonu bekommen habe, aldım. Yani bu işi aldım. Yani bu işe girebiliyorum anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla ich habe so eben erfahren, demin öğrendim ki, dass ich die Stelle bekommen habe, bu işi aldım demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Wir haben vor, ein neues Haus zu erbauen. Bizim planımızda yeni bir ev inşa etmek var dediğimizde demek ki inşa etmek neymiş? Erbauen, zu plus infinitif olarak ele aldığımızda demek ki zu erbauen. Bu durumda wir haben vor, ein neues Haus zu erbauen demiş oluyoruz. Ersetzen, yerine geçmek demek değil mi? Tabii bu söz gelimi işte parayla alakalı durumlarda işte ben bunu telafi edeceğim dediğimizde de değil mi kullanılabiliyoruz. Ancak buradaki anlam arkadaşlar yerine geçmek demek. Bu durumda niemand kann eine Mutter ersetzen, hiç kimse bir annenin yerine geçemez diyor. Ve erfahren, bu da öğrenmek, haberdar olmak. Değil mi? Ich habe soeben erfahren, dass ich die Stelle bekommen habe. Demin öğrendim ki işi almışım dediğimde, değil mi? Burada erfahren, fahren'le hiçbir alakası yok arkadaşlar. Fahren neydi? Sürmek demekti. Burada erfahren demek ki apayrı bir anlam. Neymiş? Demek ki haberdar olmak anlamındaymış. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir haben vor, ein neues Haus zu erbauen. Wir haben vor, ein neues Haus zu erbauen. Niemand kann eine Mutter ersetzen. Niemand kann eine Mutter ersetzen. Ich habe soeben erfahren, dass ich die Stelle bekommen habe. Ich habe soeben erfahren, dass ich die Stelle bekommen habe. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Wortbildung, Vorsilbe, er konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.